Arkadaşlar bu dikiş kutusunun yapımında kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü eni 6 santime, şöyle boyu 13,5 santim. Yani eninin 2 katının 1,5 fazlasını aldım. Bunu arkadaşlar karikatür dergilerinden yapacağım. Şimdi şu şekilde karikatür dergilerini bu dediğim ölçüde kestim ve bantımın üstüne görülmesini istediğim bölümü, mesela ben bu sayfada şu kısmını görülmesini istediğim için bu şekilde, mesela burada da şuranın görülmesini istiyorum, bu şekilde yapıştırıyorum ve kesiyorum. Önce kağıdımızı arkadaşlar şöyle boylamasına 2'ye katlıyorum. Bu şekilde arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde tekrar 2'ye katlıyorum. Sonra döndürüyorum. Diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde 2'ye katlıyorum. Katlanan bu iki yanı bir araya getiriyorum. Şöyle ince uzun bir şeridimiz oldu. Önce bunu boylamasına şu şekilde 2'ye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde 2'ye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı yine ortaya gelecek şekilde 2'ye katlıyorum. Ve şöyle birleştiriyorum. Katlama şeklimiz bu arkadaşlar. Bu şekilde kağıtlarımın hepsini katlayacağım. Ve şimdi takmayı gösteriyorum. Kağıdı şu şekilde tutuyorum. Ve birini alttan, birini üstten olacak şekilde böyle takıyorum birbirine. Bu dikiş kutusu olacak arkadaşlar. Değişik bir şey yapıyorum. Şimdi ikinci kağıt, bakın şöyle bir L oluştu. Şimdi ikinci bir kağıdımı alıyorum. Bu kağıdı da şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru takıyorum. Bu şekilde. Şimdi uzun kenarında 14 tepe, kısa kenarında 10 tepe olacak şekilde dikdörtgenler yapacağım. Şimdi arkadaşlar şuraya ben bir köşe yapacağım. Köşeyi yapmak için şöyle aşağıya iniyorum. Bakın. Şimdi bunu bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Bakın. Şimdi bu köşe oldu. Şimdi arkadaşlar bakın şurası açık. Dikkat ettiniz mi? Buradan bu aradan şu şekilde şu aradan dışarıya çıkacağım. Biri alttan, biri üstten. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bu kutu arkadaşlar sadece dikdörtgenlerden oluşacak. Bu şekilde Evet arkadaşlar, bakın şöyle dikdörtgenler yapacağız arkadaşlar. Şu kısa kenarı, kısa kenarında şöyle 10 tane tepe var. Şu uzun kenarında da 14 tane tepe olacak. Şuradan itibaren başlıyoruz. Buraya kadar 14 tane. Enini yaptım. Şuradan başladım. Şöyle köşe yaptım. Geldim. Bu köşeye kadar geldim. Şimdi buraya ikinci bir köşe yapıp dikdörtgenin uzun kenarını yapmaya başlayacağım. Bunun için şöyle bunu içine geçiriyorum. İkinci karemi oluşturuyorum. Sonra uzun kenarını yapacağım. Bakın. Karemi yaptım. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi arkadaşlar şuradan şu ara açık. Buradan böyle yukarıya çıkacağım. Ve uzun kenarını yapmaya başlayacağım. Şöyle. Bakın. Şimdi şu uzun kenarını yapacağım. Bir tane daha şöyle. Bu sefer şöyle aşağıya doğru. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini tamamladım. Dikdörtgenim bitti. Şu şekilde. Şimdi bunun şu iki kenarını birleştirmem gerekecek. Şöyle yaptım. Bunu birleştirmek için şu son taktığımın katını açıyorum. Şu şekilde. İkisini bir tuttum. Ve şimdi tam şu ortasından İkisini bir geçirdim. Şu şekilde. Bu şekilde geçirdim. Bakın. Sonra bunun bir tanesini bu tarafa yatırdım. Diğerini de bu tarafa yatırdım. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Şöyle. Şöyle. Bunu da arkadaşlar şunu da şuraya yerleştiriyorum. Yakalıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi dikdörtgenim şöyle oldu. Arkadaşlar bakın bu çerçeveyi yaptım. Şöyle. Şimdi bundan hem kapak hem taban yapacağız. Bunu yaptıktan sonra bunun içine uygun aynı yöntemle şunu yaptım. Aynı şekilde yapıyoruz bunu da. Değişen bir şey olmuyor. Sonra bunun bir küçük boyu olan şunu yaptım. Evet, şunu yaptım. Sonra bunu yaptım. Bu da aynı. Hiç yani şeyle değişen bir şey olmuyor. Şimdi arkadaşlar bir de bunu yaptım. Bu farklı birazcık. Belki hani şu bölüm sizi yanıltır diye. Bunun da nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir de şu minik kareler nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce bir bunu göstereyim. Sonra dikeceğim ve kutum bitecek. Dikişinde de özellik yok. Değişik bir dikme tekniği var tabii bunun. Bunu şu şekilde arkadaşlar, şöyle şuradan başlıyorum. Bakın. Şimdi bakın. Şöyle edecek. Şimdi şuraya kadar yaptım. Buradan şöyle yukarıya çıkacağım.